Büyük bir teori bu arkadaşlar gerçekten. Agency'nin gizlediği bir canavar olabilir ve arkadaşlar suda saklanıyor olabilir. Burada böyle bir gemi var. Abi şuna bakın, bu burada nasıl olabilir? Ve arkadaşlar şu anda bir şey çıkmadı ama buranın altına bakalım. Arkadaşlar bir dakika, bu ne? Bir dakika, hazineyi bulduk galiba. Sandık var burada, oha. Bakın şu anda uçan gemimizi yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz, bu sefer yapacağız dedik ve yaptık arkadaşlar. Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün yine küçük Emir'le birlikte Brookhaven'daki gemi güncellemesinin gizemlerine bakacağız. Gerçekten çok garip şeyler gelmiş arkadaşlar. Gizli bir harita var. Gemiyi uçurma taktiğini tekrardan deneyeceğiz. Bir yolunu bulduk ve gizli bir yaratık söylemi var. Gizli bir canavar var arkadaşlar. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Çok garip şeyler var. Küçük Emir hoş geldin videoma. Hoş buldum herkese, merhaba arkadaşlar. Hoş özlediniz mi beni? Vallahi küçük Emir ben seni çok özledim. Arkadaşlar seni özledim bilmiyorum. Onlar da seni özlemişler herhalde. Şimdi arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir tane adadayız ve arkamızda Korsan Kalesi'ni de çağırdık. En son hatırlarsanız videoda Korsan Kalesi'ne bakmıştık. Bunun etrafında dolaşmıştık. Ve yine buradayız arkadaşlar. Ama burada bir işimiz yok şu anda. Çünkü gemideki gizli haritayı inceleyeceğiz. Bu haritanın amacını, bu haritanın ne olduğunu, haritadaki gizli sandığı, haritanın bütün gizemlerini, her şeyine bakacağız arkadaşlar. Ve dediğim gibi Brookhaven'da bir canavar olduğu söyleniyor arkadaşlar. Burada bakacağız tabii ki. Şimdi o zaman arkadaşlar tabii ki ilk öncelikle bir karşıya geçerek başlayalım. Ama daha önce arkadaşlar tabii ki Küçük Emir'in sitene bir duyurusu var. Arkadaşlar yine sizlere bedava Robux veriyoruz. Robux istiyorsanız şu anda videoyu beğeni atın, kanala abone olun ve yorumlara Roblox isminizi yazın. Hadi bakalım, hızlı olun çocuklar. Aynen öyle arkadaşlar, bu kadar basit, bu kadar kolay. Şimdi gemimizi çağıralım arkadaşlar. Bizim yeni gemimiz, bizim güzelim gemimiz, bizim gizem dolu gemimiz nerede? Arkadaşlar biliyorsunuz iki tane gemimiz var. Bir tanesi bu. Şimdi bu gemiyi zaten bol bol incelemiştik ve bu gemide gerçekten hiçbir şey yok. Yani güzel gemi, güzel korsan gemisi. Şöyle bakın, uzaktan baktığımızda da çok güzel gözüküyor. Gerçekten müthiş bir korsan gemisi ama bu gemide bizim için büyük bir gizem yok arkadaşlar. Büyük bir şey yok. Sadece şurada arkadaşlar bir tane kuru kafa var. Bu da normal bir gemi yani. Korsan gemisi olduğu için burada bir kuru kafa olması çok normal. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Küçük gemi, bu gemide bu kadar değil mi? Farklı bir şey yoktu. Zaten hatırlıyorsan bir önceki videomuzda çözmüştük. Onu da izlemeyenler izlesin yani. Tüm gizemlerin çözdük bu gemilerin. Aynen öyle arkadaşlar ama bu videoda yepyeni şeyler var. O yüzden hiç merak etmeyin. Şimdi bu gemide fazla bir şey yok. Küçük gemi dur bakalım gemiye. Gördüm ya. Korkuyor mu yoksa sen? Ya ne korkacağım küçük gemi, sen de korkuyorsun diyorsun hemen. Ne korkacağım? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi bu gemimiz bizim ücretsiz gemimiz arkadaşlar. Bir de paralı olanı, yani şu aşağıdaki gemiyi çağıracağım. Bakın bir tanesi beyaz yelkenli bunların. Bir tanesi arkadaşlar siyah. Farkını buradan anlayabilirsiniz. Zaten aralarında boyut olarak da çok fazla bir fark var. Bakın büyük olan arkadaşlar yani bayağı büyük gördüğünüz gibi küçüğe kıyasla. Şimdi bu geminin arkadaşlar olaylarına bakacağız. Bu geminin büyük büyük gizemleri var arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bu gemideki gizemler ne, sırlar ne? Bunların hepsini çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar gemide şöyle alt kata indiğimizde zaten alt katta garip garip şeyler var. Şimdi arkadaşlar burada boş bir hapishane odası var. Burası bizi şu anda ilgilendirmiyor. Çünkü bu oda gerçekten boş bir hapishane odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Buraya tek yapabileceğim şey böyle küçük gemiyi hapsetmek. O da arkadaşlar kaldı gördüğünüz gibi mesela. Açık kapıyı lan. Neyse açayım bari arkadaşlar. Küçük gemiyi şimdi korkutmayalım. Küçük gemiyle bir işimiz yok. O bana lazım bu videoda. Şimdi arkadaşlar burada kutular var. Bu kutuların içine bakmıştık şöyle serbest kameraya geçip. Bakın arkadaşlar kutuların içinde hiçbir şey yok. Bunlarda da gizli bir şey yok ama bizi ilgilendiren gizli bir şey var bu gemide. O da arkadaşlar gizli harita. Şimdi şuradaki şu odaya geldiğimizde burada çok gizli bir harita var. Şimdi burada kitaplıklar ve burada gizli bir harita var. Şimdi bu haritanın gizemini, bu haritanın ne ifade ettiğini ve bu haritadaki detayları hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar haritayı şu şekilde bakalım. Şöyle haritada neler var? Hatta şöyle geleyim siz benim imlecimde görün. Küçük Emir bana bir ışık tut bakalım. Işık tutuyorum tam böyle yüzüne. Şimdi arkadaşlar bakın bu haritaya baktığımızda sizlere şöyle gösterebilirim. Bir dakika bakın arkadaşlar. Şimdi sol altta bir tane canavar olduğu söyleniyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar daire çizim yerde bir canavar var. Şimdi bu bir canavar mı yoksa biz mi yanlış görüyoruz? Bunun kanadını, her şeyini sizlere göstereceğim birazdan. Onun dışında haritaya baktığımızda arkadaşlar sol üstte yine burada garip bir desen var. Onun dışında haritada arkadaşlar böyle bir yol var. Böyle sanki etraf yanmış gibi, harita böyle ıslanmış gibi duruyor. Sanki böyle eskimiş bir harita gibi. Onun dışında burada görebildiğimiz çok da bir şey yok. Bakın burayı gördüğünüz gibi siyah bir tane kitap kapatıyor ve buranın altını göremiyoruz. Sonra burada bir tane gemi var arkadaşlar. Çok böyle kalitesiz olduğu için tam göremiyoruz ama uzaktan bakınca daha net belli oluyor. Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar bir tane gemi var. Yine uzaktan bakalım arkadaşlar. Burada canavara benzeyen bir şey var. Onun dışında yukarıda da bu şekilde böyle buluta benzeyen bir şey var. Onun dışında bu sarı kısımlarda arkadaşlar sanki su dökülmüş ve yanmış gibi gözüküyor. Ve bu kısımda arkadaşlar kitaptan dolayı göremiyoruz. Şimdi kitabın altından şöyle bir bakalım. Orada ne varmış arkadaşlar? Ben şimdi size bu haritanın daha net görüntüsünü de göstereceğim.
merak etmeyin. Bakın arkadaşlar, böyle bir baktığımızda hiçbir şey anlayamıyoruz. Çünkü burada gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve böyle bir harita. Şimdi bu haritanın gizemini sizlere çözeceğim. Bu haritanın ne ifade ettiğini, canavarın ne olduğunu, onun gerçekten bir canavar mı olduğunu ve bu haritanın bizi gerçekten bir hazineye götürüp götürmeyeceğine bakacağız. Bunları çözmeye çalışacağız şimdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, ben bu haritanın tam halini buldum. Gördüğünüz gibi az önce gördüğümüz haritanın, baktığımız haritanın aynısı. Yine burada sağ tarafta bir gemi var. Bakın burada. Sonra burada gerçekten canavara benzeyen bir şey var ve burada üfleyen bir bulut var. Bu haritanın tam halini buldum arkadaşlar ve nasıl buldun diye soracak olursanız çok da zor olmadı arkadaşlar. Nasıl buldum hemen anlatayım. Bakın arkadaşlar, Google'a İngilizce bir şekilde treasure map yazdım. Yani hazine haritası yazdım arkadaşlar ve direkt olarak gördüğünüz gibi burada çıktı arkadaşlar. Direkt birinci değil, ikinci fotoğraf arkadaşlar. Direkt adamlar almış ve bunu koymuş. Adamlar fotoğrafın aynısını çalıp koymuş. Bakın hatta bu siteye girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu harita gerçek hayatta satılıyor. Yani eğer ki siz isterseniz bu haritayı gidip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harita böyle satılıyor gerçek hayatta. Böyle sarılmış halde var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haritayı rulo şeklinde sarmış gördüğünüz gibi. Bu şekilde haritanın aynısını arkadaşlar adamlar gerçek hayatta satıyor. Ama bizi bu ilgilendirmiyor. Çünkü bizim Brokeo'nun niye bu fotoğrafı kullandığı ilgilendiriyor. Ve bu haritanın bir gizemi olup olmadığı ilgilendiriyor. Gerçek hayatta bakın 5 dolara satıyorlar bunu. 4.94. İşte bakın arkadaşlar, böyle de bir fotoğraf buldum. Gördüğünüz gibi bu abla bu haritayı gerçek hayatta almış ve bir video yüklemiş. Gördüğünüz gibi bu haritanın aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazine sandığımız var burada. Onun dışında burada gemimiz var. Sonra aşağıda canavar var. Bakın şurada ufaktan gözüküyor. Bu ablamız almış arkadaşlar. Bakın şöyle tam durduralım. Gördüğünüz gibi her şey gözüküyor şu anda. Canavarımız burada. Gemimiz de burada. Bulut da burada arkadaşlar. Bu ablamız almış ve bu haritayı buraya koymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya bir video yüklemiş. Gördüğünüz gibi bu haritayı alan bir sürü insan var gerçek hayatta. Burada arkadaşlar bu haritayı alan başka bir adamı daha görüyoruz. Gördüğünüz gibi haritayı almış ve inceliyor. Bizim Brokeo'daki haritanın birebir aynısı. Bakın şöyle durduruyorum haritayı. Şimdi bakın bir de Brokeo'dakine bakın arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Bakın birebir aynısı. Tamamen aynısı arkadaşlar. Brokeo'daki haritanın gerçek hayat versiyonu böyle var arkadaşlar. Bu abimiz de almış. Aynı şekilde bunu alan sadece iki kişi yok. Bunu alan bir sürü kişi var. Gördüğünüz gibi bir sürü video var böyle arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bu haritanın gizemi ne? Bu harita bizi bir gizli yere, bir hazineye, bir canavara götürecek ve bunları konuşacağız şimdi. Arkadaşlar haritayı incelediğimizde gördüğünüz gibi dediğim gibi burada bir gemi var. Ortada bir sandık var. Burada X şeklinde bir hedef noktası var. Gördüğünüz gibi burada bir hedef noktası var. Buraya gitmemiz isteniyor ve hazinenin burada olduğu söyleniyor. Onun dışında burada uçan bir bulut var. Çok garip garip şeyler var. Burada mesela köşede yunus balığı var arkadaşlar. Burada bir pusula var. Sonra burada sağ üstte de yılana benzeyen bir şey var. Yani bu harita arkadaşlar bir sürü gizemle dolu. Ve Brokeo'nun bunu tamamen görsel olsun diye koymuş olabilir arkadaşlar. Tamamen görsel olsun diye. Ama bundan emin olamayız. Bu gerçek de olabilir. O yüzden bu videoda bu hazineyi arayacağız. Ve hazine gerçekten var mı bakacağız. Böyle bir baktığımızda harita gerçekten bir sürü şeyle dolu arkadaşlar. Bakalım gerçekten bir canavar var mı? Bu haritada bu canavarın olması arkadaşlar Brokeo'daki çoğu insanın canavar mı var acaba Brokeo'da söylentisi çıkarmasına sebep oldu. Gerçekten Brokeo'da arkadaşlar bir canavar olabilir gerçekten. Ama şu anda bir bilgimiz yok, bilmiyoruz. İleride umarım öğreneceğiz canavar gerçekten var mı yok mu. Brokeo'nun canavarı hakkında bir sürü şey gösterebilirim sizlere. Şimdi hedefimiz şu arkadaşlar. Burada bir hazine sandığı var ve bu hazine sandığını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi küçük Emir, sana göstereceğim detayları çok dikkatli incelemeni istiyorum, tamam mı? Hiçbirini unutma, tamam mı? Tamam, bakalım neredeymiş detaylar. Şimdi küçük Emir, bu haritayı zaten güzelce inceledik. Şimdi burada iki tane kitap var, görüyorsun değil mi? Bunların rengine bak. Bunlar hangi renk? Bir tanesi kırmızı, bir tanesi siyah. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bunları unutmayalım. Burada bir kırmızı, bir de siyah kitap var. Bakın kırmızının rengine özellikle bakın, gördüğünüz gibi kırmızı bir kitap var ve bunu tıklayıp alamıyoruz. Bakın tıklıyorum ve bu kitabı alamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da alamıyorum, bunu da alamıyorum. Bu kitapların hiçbirini alamıyoruz. Şimdi sizleri arkadaşlar güzel bir yere götüreceğim. Hemen karşı tarafta arkadaşlar bir tane ev çağıralım ve orada inceleyelim arkadaşlar. Bisikletle suda yüzmekle nasıl bir kafa bilmiyorum ama suda bisiklet kullanıyorum arkadaşlar. Benim kafaya bakın. Şimdi bu korsan gemisi evini silelim. Kalemizi sildik arkadaşlar ve bize ihtiyacımız olan ev tam olarak şu arkadaşlar. Nerede? Aynen şöyle arkadaşlar. Bu mavi eve ihtiyacımız var. Bu mavi lanetli evimizi buraya çağırıyoruz arkadaşlar. Lanetli ev demişken Brokeo'daki diğer lanetli evi de biliyorsunuz. Yani şu ev arkadaşlar. Bu evden bahsediyorum. Eğer zaman kalırsa bu evle de alakalı bir şey göstereceğim sizlere. Şimdi bu evden içeriye girelim. Bu evle arkadaşlar hazinenin bir bağlantısı olabilir. Işıkları hemen beyaz yapalım, gözümüz kör olmasın. Şimdi arkadaşlar bakın, bu evde bir gizli yer var. Hatırlarsanız hazine haritasında X şeklinde işaretlenen bir yer göstermişti bize hazine haritası. X şeklinde işaretlenen bir yer vardı ve hazinenin yani gizli sandığın orada olduğu söyleniyor. Şimdi burada bir gizli yer var arkadaşlar. Buradan hemen şöyle içeriye atlıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bakın, iyi bakın, gördüğünüz gibi burada bir tane X şeklinde arkadaşlar gerçekten işaretlenmiş bir yer var ve burada gördüğünüz gibi yine bir kitap var. Şimdi bunların hepsi tesadüf olabilir mi diyeceksiniz arkadaşlar. Bence bunların hepsi tesadüf olamaz. O yüzden ilk defa şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda hazinemizi bulmuş olabiliriz. Burada X şeklinde bir işaret ve burada siyah bir kitap. Sizlere kitabın rengine dikkat edin demiştim ve şu anda küçük Emir'le hazineyi bulmuş olabiliriz. Hazine bunun altında olabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki bu X işaretinin altını kürek alıp kazacağız arkadaşlar. Bakın elimizde kürek alıyoruz. Nerede küreğimiz? Aynen, küreğimiz burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi
buranın altını kazıyoruz ve bakalım bizi bir yere götürecek mi arkadaşlar? Burayı kazmamız bizi bakalım hazineye ulaştıracak mı? Şimdi anlayacağız. Gerçekten hazineye ulaşıyor muyuz? Ve arkadaşlar şu anda bir şey çıkmadı ama buranın altına bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Bu ne? Bir dakika, hazineyi bulduk galiba. Sandık var burada. Oha! Küçük Emir sen ne yapıyorsun orada ya? Ne işin var? Şaka yaptım sana, şaka. Ben yaptım bunu. Nasıl yani ya? Arkadaşlar bir dakika, buranın altında gerçekten bir hazine sandığı var gördüğünüz gibi şu anda ama bunu gerçekten Küçük Emir mi hazırlamış? Bir dakika, oraya gitmem lazım acilinden ya. Arkadaşlar ne olur Küçük Emir yapmış olmasın. Arkadaşlar buradaki bu yerin altına hazine sandığı koymuş Küçük Emir. Bu ne? Ne yaptın sen yine ya? Ya ne bileyim, sen öyle deyince ben de buraya bir şey hazırladım. Zaten sorunca da söyledim yani. Gizlemedim ki, şaka yaptığımı söyledim sana. Ya arkadaşlar ya, hazine buldum diye çok sevindim. Gerçek diye çok sevindim. Bunu ilk ben keşfettim diye acayip sevinmiştim ama yine Küçük Emir tarafından şakalandık. Abicim baksanıza arkadaşlar, tam da X'in altına koymuş. Baksanıza. Tam X'in altında arkadaşlar ya. Ulan gerçek sanmıştım abi. Of Küçük Emir, of ya, ben seni var ya her bir pataklayacağım bir gün. Ya şaka yapıyoruz işte ya, şaka yapıyoruz. Bugün dünya komiklik günü. Allah Allah arkadaşlar, günü dünya komiklik günü ilan etti bir de. Öyle bir şey yok Küçük Emir, ne sallıyorsun sen ya. Neyse arkadaşlar, yine de bakın bunun bir hazineyle alakası olabilir. Bakın şu anda gerçekten kazdığımızda bir şey çıkmamış olabilir ama belki de arkadaşlar Brookhaven'da gerçekten ileride böyle bir şey olacak. Yani gerçekten burayı kazdığımızda bir şey çıkacak olabilir. Çünkü arkadaşlar X işareti sadece burada var arkadaşlar Brookhaven'da ve hazine haritasında bize bir X işareti gösteriyordu. Ve arkadaşlar hatırlarsanız geminin yanındaki kitap da, kitabın rengi siyah da arkadaşlar ve buradaki kitabın rengi de siyah ve yanında bir agency logosu var. Yani şöyle bir teori var arkadaşlar, hemen size anlatayım, burası çok dar, şuradan çıkalım. Hemen anlatıyorum arkadaşlar, Brookhaven'da gizli bir canavar olabilir. Canavar bizden hazineyi saklıyor olabilir ve bu canavar arkadaşlar agency'nin canavarı olabilir arkadaşlar. Bakın büyük bir teori bu arkadaşlar gerçekten. Agency'nin gizlediği bir canavar olabilir ve arkadaşlar suda saklanıyor olabilir. Gerçekten çok ilginç bir şey. Henüz bir kanıt yok ama ileride bunları görebiliriz. Çünkü arkadaşlar bunların hepsi tesadüf olamaz. Yani haritada bir canavar vardı, bir X işareti vardı ve gemide bir tane siyah kitap vardı. Yine bir X işareti arkadaşlar, yine bir siyah kitap ve agency logosu. Yani bunların hepsi tesadüf olamaz bence. Bunların hepsinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki tesadüf olma ihtimali de var ama henüz bilmiyoruz arkadaşlar. Şu anlık teori bu yönde. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız geçen videoda gemileri uçurmayı denemiştik. Şu anlık bu gizem kısmı bu kadar arkadaşlar ama bunlarla alakalı bir iki şey daha gösterebilirim bu videoda. Hiç merak etmeyin. Hatırlarsanız geçen videoda uçan gemi yapmayı denemiştik ve arkadaşlar uçan gemi yapmanın gerçek yolunu buldum. Gerçekten artık uçan bir gemi yapabileceğiz. Nasıl olduğunu şimdi öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle ev kameralarından hemen nereye ışınlanıyoruz biliyor musunuz? 34 numaralı eve ışınlanıyoruz arkadaşlar. Bakın 34 numaralı eve geldik. Şimdi buradan arkadaşlar şu kullandığım evi siliyorum ve buraya bir askeri üs çağırıyorum. Yine arkadaşlar bizim jet uçağına ihtiyacımız var. Ama hatırlarsanız geçen videoda arkadaşlar yapamamıştık, çalışmamıştık, becerememiştik. Şimdi arkadaşlar bir güncelleme gelmiş ve artık gerçekten uçan gemi yapabiliyoruz. Bakın gerçekten olacak, iyi izleyin, hiç merak etmeyin. Şimdi buradan yine aşağı iniyoruz. Önceki videoda yaptığımız şeylerin aynısını yapacağız ama daha farklı bir şekilde yapacağız. Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar ve uçan hızlı jetimizi alıyoruz. Hızlı jetimizi arkadaşlar buradan çağırıyoruz ve jetimiz hoppa geliyor. Jetimizi şöyle çağıralım abicim. Hadi açıl artık kapı sen. Bütün havayı kaçırdı arkadaşlar. Şu kapıyı açar mısınız artık lütfen? Aynen, kapımız açılıyor arkadaşlar ve gemimiz, yani gemimiz değil pardon, uçan gemiyi birazdan yapacağız. Uçan jetimiz hazır. Küçük Emir bindin mi jete? Bindim, merak etme. Evet arkadaşlar jetimizi çağırdık. Şimdi jetimle süper hızlı bir şekilde gidebilirim. Şimdi gemileri gerçekten uçuracağız ve bu gemiler arkadaşlar karaya alacağız. Evet yanlış duymadınız. Uçan gemi yapacağız ve karada bir gemi evimiz olacak. Şimdi büyük gemiyle yapacağız bu arada arkadaşlar. Yani şu beyaz yelkenli gemiyle yapacağız. Şimdi bu gemiyle arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Gemiye yavaş yavaş gidiyoruz. Jetimizle birlikte geminin şu içeriden vuracağız arkadaşlar. Bakın nereden vuracağız tam olarak biliyor musunuz? Bakın içeriye gireceğiz arkadaşlar. Tam olarak şuradan vuracağız arkadaşlar gemiye. Ve vurduğumuzda olacak arkadaşlar. Şimdi deniyoruz, bakın hazır mısınız? Daha önce denedim bu arada, oluyor arkadaşlar. Gerçekten oluyor. Şimdi arkadaşlar bir dakika, yavaş yapmamız lazım bu arada. Yavaş yavaş şöyle indirelim şeyimizi. Şöyle çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum arkadaşlar. Tam ortadan gireceğiz. Tam ortadan arkadaşlar geminin ucuna bunun ucunu takmamız lazım arkadaşlar. Hadi olsun. Şöyle yavaş yavaş, bakın geliyorum. Yavaş 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 yavaş. Şöyle arkadaşlar biraz daha, biraz daha. Bir dakika şu anda olmadı. Şöyle içeriye takmamız lazım arkadaşlar. Şuranın içine girmesi lazım ama olmuyor. Bir tur daha deniyorum. Arkadaşlar bakın uzun uğraşlar sonucu yaptım. Tam olarak gösterdiğim yerden taktım ve şu anda geminin hızını şöyle arttırıp yukarı çıkarabiliriz. Abi yine bozuldu ya. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir şey. Acayip zor bir şey ama olacak, olacak. Arkadaşlar bakın sanırım şu anda oldu. Bakın yavaş yavaş götürüyorum arkadaşlar. Böyle kamera bozuluyor ama bakın yavaş yavaş götürüyorum. Yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş bunu karaya doğru götürmeniz lazım ve görünmez duvarın üstünden geçirmeniz lazım. Çünkü normalde biliyorsunuz burada görünmez duvar olduğu için arkadaşlar gemiyi geçiremiyoruz ve şu anda oldu. Bakın görünmez duvarın üstünden
üstünden geçireceğim ve olacak arkadaşlar. Çok basit. Hadi. Bakın arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi yapıyoruz. Lütfen düşmesin bu arada. Yavaş yavaş görünmez duvarın üstünden götüreceğiz ve karada bir gemimiz olacak arkadaşlar, kendimize özel. Şu anda bakın sınırı geçtik arkadaşlar. Gemi dediğim gibi sınırdan normalde geçemediği için arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bu arada gerçekten kamera çok kötü gözüküyor ama sizlere şöyle göstereyim. Bakın şu anda uçan gemimizi yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz, havada uçan bir gemi. Alın size havada uçan bir gemi. Bu sefer yapacağız dedik ve yaptık arkadaşlar. Türk'ün gücünü gösterdik. Gerçekten oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu gemiyi arkadaşlar şöyle biraz daha hızlandırırsam acaba düşer mi? Biraz hızlanayım. Düşmesin. Şöyle arkadaşlar merkeze kadar götürmeye çalışıyorum derken düştü abi. Gemi düştü. Tamam. Gemi düştü arkadaşlar. Gemi düştü. Allah, gemi uçuyor. Bir dakika, gemi uçuyor. Ne oluyor? Aha, gemi geldi. Gemi geldi arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi artık karada bir gemimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağın yanına bir tane gemi koyduk. Yani bu şekilde çok gizli bir şey var. Bunu öğrenmek sadece bu video özel arkadaşlar. Sadece bu videonun öğrenebilirsiniz ve gemiyi artık karada kullanabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir şekilde arkadaşlar gemimizi buraya getirdik ve gördüğünüz gibi gemiyi maalesef burada kullanamıyoruz arkadaşlar. Süremiyoruz ama yine de süs olarak çok güzel duruyor arkadaşlar. Alın size karada bir gemi. Uzun uğraşlar sonucu başardık arkadaşlar ve gemimiz artık karada. Küçük gemir, süper olmadı mı? Ya bunu nasıl buraya getirdik? Hayret ediyorum ya. Arkadaşlar vallahi yarım saattir emek veriyoruz. Yarım saattir uğraşıyoruz. Bir videoya beğeninizi alırım vallahi. Küçük gemirle birlikte çok çabaladık ve sonunda oldu arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bu videoda gerçekten çok güzel şeyler inceledik. Daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize bakın ve görüşmek üzere.